Kokuların gizemli dünyasında muhteşem bir yolculuğa hazır mısınız? Bu muhteşem yolculuğa çıkmadan önce şuradan, tam şuradan kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz. Kayıt tamam, kayıt tamam. Evet, şimdi geçen hafta yaptığımız burçlara göre ve Instagram sayfasına göre parfüm yorumları gerçekten çok beğenildi. Bugün ikincisini yapıyoruz. Daha doğrusu çok beğenilmesine gerek yok. Geçen hafta 30 kişi göndermişti. Ben 10 kişi istemiştim normalde. 30 kişi göndermişti. Onu 3 parçaya böldüm. Bugün ikincisindeyiz. Umarım ilkini çok sevmişsinizdir. Ben şu anda çünkü 1, 2 ve 3.'yü aynı anda çekiyorum. Az önce de gönderimizi paylaştım. Cumartesi günü şu anda saat 13.15. Az önceki paylaştığım post Baccarat Rouge 540 katili parfümdü. Evet. Baccarat 540 katili parfümü merak ediyorsanız Bay Şapkalı sayfama göz atabilirsiniz. Gerçi orada yorumlarda yazdı mı? Evet, yazmış. Neyse, üstünü buldurdum belki. Hiç durmadan bugünün ilk tarihlerine geçmek istiyorum. Evet, parfümlerinden analiz yapacağımız ilk kişiye geliyoruz. İlk parfüm analizi yapacağımız kişi Sonertan. Sonertan'ın hemen Instagram sayfasına girmek istiyorum. Sesim gayet iyi çıkıyor. Sonertan Tığlı. Soner de sürekli storylerime takılıyor. Kendisi de parfümlerle uğraşıyor. Yanılmıyorsam parfümle ilgili YouTube kanalı var mıydı? Tam emin değilim ama varsa açıklamalar kısmına kanalın ismini bırakabilir. Ben şuradan hikayeleri görebilecek miyim ben? IGTV'de bir şey var mı? Merak ettim. Açmak istiyorum sadece. Nereden iyi akşamlar. Sohbetimizin ikinci yarısına şimdi başlayacağız. Gerçekten muazzam bir akşam oluyor. Çok keyif. Moderatörmüş kendisi Soner. Soner'in sayfasına girdiğimizde baktığımda da evet. Şu anda ne düşündüm merak ediyorsunuz değil mi? Fotoğraflara bakarak. O tamamen anlatılabilecek bir şey değil yani şu anda size. Tamamen yaşanmışlık, tecrübeyle alakalı bir şey. Hani derler ya, sakalları biz boşuna unutmadık falan. Yani anlatılabilecek bir şey değil yani bu size. Neye göre seçtiğim. Soner mavi rengini çok seviyormuş. Vanilya, kırmızı meyveler ve irisi çok seviyormuş Soner. Soner neydi? Yay burcundanmış ve ateş. İlk videomuzda bahsetmiştim. Burçların hangi gruplardan olduğunu, hangi grupların hangi notaları sevdiğini ya da sevmediğini demeyeyim de uyumlu olup olmadıklarını kontrol ediyorduk. Soner yay burcuymuş, ateş grubunda. Hemen ateş grubu neydi? Baharatlar ve egzotik kokuları sevmekteydi ateş grubu. Soner'in kokularına baktığımızda ise vanilya, kırmızı meyveler ve iris çıkıyor karşımıza. Yani bence burçların dediğim gibi hiçbir şekilde parfüm seçimine etkisi yok. Soner için bir tane parfüm söyleyeceğim. O parfümü bulabilirse kesinlikle denemesini istiyorum. Anik Guitel'in, telaffuzu yanlış olabilir, ona çok takılmayın. Amber Savage Absolu'sunu mutlaka denemesini istiyorum. Amber Savage Absolu. Anik Guitel. Bu parfüm Soner senin için yaratılmış bir parfüm olabilir diyebilirim bak. Bunun haricinde sana tavsiye edeceğim parfümlerden bir tanesi Lanvin Delon'un Intense ve Türkiye'de çok fazla kişinin bilmediği Hanaya Mori parfümü var. Ben çok severim. Çok güzel yüzüyle yapılmış bir parfüm. Givenchy'nin Gentleman'ı da tam senlik olabilir. Ve niş parfüm istersen bir tane daha. Kilian'ın Rolling by Love'u da senin için seçilmişlerden bir tanesi olabilir. Ama Anik Guitel'i bulamazsan Givenchy'yi denemeni mutlaka isterim. Givenchy'nin Gentleman'ı senin için olabilir. Kesinlikle çok güzel bir parfüm o. Tam senlik. Sırada Yana Sabir var. Yana Sabir 44. Yana Sabir... Yana. Ha? Yana. Yana Sabır. Yana'ymış ismi. Pardon. Hemen yanının profiline göz atıyorum. Evet. Bazen bir fotoğraf size o kadar çok şey anlatır ki baktığınızda. Şuradan bir tane fotoğrafa bakarak sadece hani seçebileceğim parfüm buldum ben. Yani şu fotoğraf bile Yana için parfüm seçmeme sebeptir diyebilirim. Yana için seçeceğim parfümleri söylüyorum size arkadaşlar. Givenchy'nin Amirage, Yana'nın çok hoşuna gidecek parfümlerden bir tanesidir. Hatta o fotoğrafa bakıp da direkt aklıma gelen parfüm Gucci'nin Rush'ı. Bunun haricinde Nişane'nin Zennesi olabilir Yana için. Calvin Klein'in Obsession Night'ı. Bakayım. İki tane daha parfüm sayabilirim Yana için. Zerzof'tan ne olur bir tanesi? Zerzof'un Grand Balos'u Yana için güzel bir seçim olacaktır yine. Son olarak da Amouage'ın Love Tuberos'unu mutlaka denemesini isterim Yana'nın. Denerse eğer yorumlar kısmına yazarsa veya Instagram üzerinden ulaşırsa tahmin ettiniz, edemediniz veya bu ne biçim tahmin, hiçbirisi yanından yaklaşmadı derse sevinirim yani. Evet. Bakalım bunu yapmıştık. Evet, sırada Hale Kılıç var. Hale Kılıç. Bakalım. Evet, çıktı. Hale Hanım'ın profiline girdiğimizde de yine 4 tane profil fotoğrafı var. Burada bakalım. Evet. Aynen öyle. Hale Hanım'a tavsiye edeceğim parfümlere gelecek olursak. Ondan önce Hale Hanım Akrep Burcu'ymuş. Su grubunda yer alıyor yani kendisi. Su grubu hangi parfümleri seviyordu? Su grubunda doğanlar çiçeksi notalara bayılıyordu.
Hale Hanım hangi notaları seviyormuş bir bakalım hadi. Sevdiği renk siyah. Notalara geçiyorum. Hani burçların parfüm seçimine etkisi vardı ya, grupların falan. Evet, su burçlarında doğanlar çiçeksi notaları seviyordu. Hale Hanım da su burcunda doğmuş. Sevdiği notalar vanilya, kaşmir ve sandal ağacı. Yani bunu geçen videoda bahsettim. Burçların kesinlikle parfüm seçmede hiçbir etkisi yok. Benim şahsi fikrim bu tabii. Katılırsınız katılmazsınız. Orası ayrı. Eğer Hale Hanım bulabilirse Anna Hickman'ın bir parfüm var. O kendisi için biçilmiş bir kaftan olacaktır o parfüm. Anna Hickman'ın Elegance Noir parfümü Hale Hanım için kesinlikle biçilmiş parfümdür. Bunun haricinde Christian Dior'un Poison Girl'ünü deneyebilir. Roberto Cavalli'nin Paradise Absolute'unu deneyebilir. Ve son olarak da Hale Hanım deneyebileceği parfümlerden bir tanesi parfümde Marley'in Delinası olacaktır. Sırada kim var? Murat DYGT isimli arkadaşımız var. Kaç sürelerime de bakıyorum bu anda da. Evet, Murat DYGT. Murat DYGT. Giriyorum sayfasına. Evet. Diğer profillere göre daha olgun bir profil yapısına sahip kendisi. Yaş itibariyle. Avcılık merakı var gördüğüm kadarıyla. Geziyor burada. Evet. Bakalım genelde sağ kenar ağırlıklı bir iki tane fotoğraf paylaşmış. Genelde kamp fotoğrafları. Büyük ihtimal şu da yine aynı şekilde. Bir av esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Murat Bey için hangi parfüm tavsiye edebilirim bakalım. Murat Bey'in burcu boğaymış. Toprak grubundan yani. Sevdiği renk maviymiş. Sevdiği notalar vanilya, amber ve deniz notaları. Murat Bey için tavsiye edeceğim parfüm Jean-Paul Gaultier'in Le Male olabilir. Yaş itibariyle birazcık hafif gelebilir bu parfüm ama deneyebilir. İsem Yakin'in Süper Majörünü deneyebilir yine. Bunun haricinde Chanel Allure Homme Sport deneyebilir. Tom Ford'un Costa Azzurra'sı yine kendisi için uygun olacaktır. Jill Sander Sandman deneyebilir yine. Paco Rabanne'ın Invictus Deodorant'ını ve benim en çok kendisini yaz ayları için yakıştıracağım parfüm Givenchy'nin Incense Ultramarine olacaktır. Bu parfüm kendisinin yaz aylarında vazgeçilmez olacağına eminim bu parfümün. Tecrübe bunların hepsi. Evet, sırada Emir Eker var. Emir Eker'i daha önceden de tanıyorum zaten kendisini ben. Çok genç bir arkadaşımız. Emir Eker Films. Evet, Emir Eker'i açtım. Emir Eker'in sayfasına girdiğimizde de genellikle yaptığı işler var. Ama dediğim gibi Emir'i ben kendisini daha önceden tanıyorum. Genç bir kardeşimiz. Başarılı, yolu açık olanlardan bir tanesi. Onun için çok fazla bekletmeden kendisini hemen parfümlerini sayacağım. Emir Kova burcunda. Siyah rengi seviyor. Yaşına rağmen sevdiği parfüm notaları tütün, vanilya ve odunsu notalar. Hani yaşının çok çok üstünde notaları seviyor kendisi. Ben de ona istinaden kendisine birkaç tane parfüm çıkarttım. Birkaç tanesi yaşının üstünde olabilir ama birkaç tanesi de yine tam kendi isteğine göre olacak. Tom Ford'un Tabocco Vanillası yine Emre'nin sevdiği parfüm notaları arasında kullanabileceği parfümlerden bir tanesi. Arte Olfato'nun Habano Vanillası var. Bu da gerçekten çok güzel bir koku. Bunu genç bir arkadaşıma daha önce İsa'ya göndermiştik herhalde. İsa Küpeli kardeşimize denemişti. O da çok beğenmişti bu kokuyu. John Varvatos'un Dark Rebelli, Victor Ralph'ın Spice Bomb Extreme, Terry Mugler'in Pure Havana, Emir'in istediği tarzda kokular. Ama ben bunların haricinde Mason Martin Margiela'nın Jazz Club'ını tavsiye ediyorum kendisine. Kullanabileceği çok güzel bir parfümlerden bir tanesi. Son olarak da Mancera'nın Red Tabakosu'nu kesinlikle denemesini isterim. Evet, Emir senden de parfümleri deneyip mutlaka aramanı bekliyorum senin. Abi tam sevdiğin parfümler veya tutturamadığın gibilerinden sevinirim. Sırada Ekin Albayrak var. Ekin Hanım'ın profiline bakalım. Ekin Albayrak, evet. Bunu daha önceki videomda da bahsetmişimizdi. Bir fotoğraf bile bazen çok yeterli olabiliyor. Bir parfüm seçim için. Benim açımdan yani çok rahat şekilde tahmin edebiliyorum. Ekin Hanım, terazi burcu. Yani hava grubundan. Hava grubu neydi? Hemen bir bakalım. Hava grubu hangi notaları seviyordu? Sandal ağacı, tütsü, çam ve sedir kokularına bayılıyormuş hava grubu. Bakalım. Ekin Hanım su yeşilini seviyormuş renk olarak. Gül kurusunu, antrest ve siyah rengi seviyormuş. Sevdiği notalara geçecek olursak vanilya, misk ve tonka. Evet, yine değişik. Burçların dediğim gibi parfüm seçimine hiçbir şekilde etkisi yok. Şahsi fikrim. Frederic Malle'in Musk Ravager parfümü Ekin Hanım için tavsiye edebileceğim parfümlerden bir tanesi. Juliet Hezeka'nın Vanilla Vibes'ını deneyebilir yine. Vanilla Vibes'ı mutlaka denemesini istiyorum onun. Chanel'in Coco Mademoiselle'i kendisine yakışacak parfümlerden bir tanesidir. Caroline Herrera'nın 212 VIP'si. Guerlain'in Shalimar Eau de parfümü. Christian Dior'un Joy by Dior Intense'ini tavsiye edebilir. Bu ikisi, bu parfümler içerisinden Ekin Hanım'ın seveceğini tahmin ettiğim parfümler Guerlain Shalimar ve Juliet Hezeka'nın Vanilla Vibes parfümü olacaktır.
Evet, sırada Yavuz Alaybeyoğlu var. Yavuz Alaybeyoğlu'na bakalım. Yavuz Bey'in de profiline giriyorum. Bakıyorum. Çözebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Birkaç tane bile fotoğraf olsa benim için yeterli. Hani sevdiği şeyler neler ise onları bile görsem yeterli oluyor benim için. Yavuz Alaybeyoğlu. Evet, yeterlidir şu anda. Yavuz Bey yay burcuymuş, ateş grubundan. Sevdiği renk maviymiş, amber, iris ve taç notalarını çok seviyormuş. Yavuz Bey için tavsiye edeceğim parfümlerden bir tanesi Zerzof'un Zefiros'u olacaktır. Seveceğine çok inanıyorum. Cristiano Ronaldo'nun CR7 parfümünü deneyebilir yine. Bunun haricinde Dior Homme Intense, Prada La Homme, Zara Extreme 6.0 ve son olarak da Tom Ford'un Noir parfümü Yavuz Bey için seçilmiş parfümlerden bir tanesi olabilir. Tom Ford Noir'i mutlaka denemelisiniz Yavuz Bey. Eğer temin edebilirsiniz, Zerzof'un Zefiros'una da mutlaka göz atın derim ben. Sırada Melih Akbaş var. Melih Akbaş. Bakalım Melih Akbaş. Melih Akbaş. Bakayım, evet. Ekran kaydına girmemişiz, iyi mi? Neyse, onları bir daha çekeceğiz. Melih Akbaş'a bakıyoruz. Canım sıkıldı şu anda. Monitörün ekran kaydını almayı unutmuşum. O kısımları tekrar baştan çekeceğim. Neyse, sıkıntı yok artık. Yapacak bir şey yok. Melih Akbaş'a geldik sırada. Melih Akbaş sayfasına bakalım Melih Akbaş'ın. Evet. Genç bir kardeşimiz yine kendisi. Şöyle bakmak istiyorum ben. Melih Akbaş. Kendisi Boğa burcu. Mavi rengini çok seviyormuş. Sevdiği parfüm notaları bergamot, don kafasülesi ve vanilyaymış. Şuna itibaren direkt söyleyeceğim parfümlerden bir tanesi Jean Paul Gaultier'in Ultra Meyli olacaktır. Mandarina Duck'ın Purbileğini deneyebilir kendisi. Bunun haricinde Christian Dior'un Savage'ına göz atabilir. Girl Line La Homme ideal yine Melih'in seveceği parfümlerden bir tanesi olacaktır. Niş parfüm soracak olursa eğer Amouage'ın Sunshine Man'ini deneyebilir kendisi. Bunun haricinde geçen bir posta paylaşmıştım benzer parfümler diye. Instagram sayfamda var o da. Muadil parfümler diye. Elar'ın Jungle Man'ini deneyebilir kendisi yine. Givenchy Gentleman'in Eau parfümünü deneyebilir. Bu belki birazcık yaş itibariyle ağır kaçabilir ama denemesinde fayda var. Zara'nın Klasik 12.0'ını da deneyebilir kendisi. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Yani bugün büyük ihtimalle yine 10 kişinin daha parfüm analizini yaptık. Eğer siz de parfüm analizi yaptırmak isterseniz aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım formu doldurup bana aykutover@gmail üzerinden mail atabilir. Bir dahaki videoda isminizin çıkmasını bekleyebilirsiniz. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.